Evet, günaydınlar. Bu kuzumuzu size bir tanıtayım mı? Bu kuzu, yani bunun annesi, kısacası annesi geçen sene, yani bu zamanlarda bunun yaşındaydı, yani kuzuydu. Bir yaşındayken bu damızlık oldu, gebe kaldı ve bu gördüğünüz sevimli mor koçu dünyaya getirdi. Bu ilkbahar çok hastaydı, karnında zira sürekli sancılıyordu böyle, biz sürekli yağ veriyorduk. Yani o böyle öyle böyle kendini atlattı tabii, geliştirdi. Şimdi o bizim biriciğimiz, biraz tabii diğer hayvanlara göre zayıf, çünkü yani hep hastaydı, hiç gelişemedi. Ondan kaynaklı için bu biraz böyle ufak kaldı. Birazdan da göstereceğim zaten boyunu, tipini falan. Ama biz kendisini seviyoruz. Bize seneye çok güzel bir koç olacak. Biz de onu satacağız değil mi? Belki de satıp hani evlilik için bir altın şey yaparız değil mi? Yani seneye zaten bir koç olursa, yani yaklaşık, yani bu yılki piyasayla 1500'e gider. Yani tanesi, sence sadece bu kendisi 1500'e gider. Tabi altın o zamana kadar kalkar. Yani azından bir çeyrek altın yapar desin. Yaparsın değil mi çeyrek altın? Çeyrek altın kalkarsa sen de kalkacaksın değil mi? Seviyoruz, ben hayvanları seviyorum. Koyunları çıkarmışım bu arada. Günaydınlar, hani günaydın diyeyim, evet. Onun için bu kuzumuzu biz seviyoruz. Sen de kameraya bir şey söylemek ister misin? 2020'de beklentin ne? 2020 bitiyor biliyorsun. Hayvancamız, biz bugün dün aşıladık bu arada. Hani biraz şey oldu. Hayvanlarımız burun akıntısı, ondan sonra apşırma, ne bileyim, iştahsızlık gibi sorunlar vardı. Biz ciğer aşısı ve ivermek dediğimiz aşıları yaptık hayvanlarımıza. Dün yaptık. Hayvanlarımız bunun için bugün biraz sarhoş gibiler, İlacın etkisinden dolayı. İnşallah yarın daha güzel olur. Bu hayvanlarımız da yani gelişir. Değil mi? Gelişirsin. Böyle kendimi göster, kendimi göster. Bak şu şekilde hayvanımız. İlkbaharda kaynaklı olan şeyden dolayı kendini geliştiremedi. Sürekli sancı çekiyordu. Karnında arada parazit vardı. Yani hatta biz birkaç kez onu kesmeye, yani keserim dedik. Küçük bir şey olduğu için de hani kesmemizin amacı, bir saniye, gözüme bir şey geldi ondan. Kesmemizin amacı, hani hayvan acı çekiyordu. Acı çekmesin diye biz şey yapmak istedik. Acısını dindirmek istedik. Birkaç kez yeltendik, hatta 4-5 kez hatta yeltendik. Hani biz dedik yani bu yaşamaz dedik. Ölür gider dedik. En azından keselim dedim. Hani birkaç kez yeltendik böyle ama çok şükür orada kendini toparladı. Orada kendini toparladı. Bugünlere geldi. O gelecek seni de görecek. Çünkü onu koç olarak görmek istiyoruz. Koyunlarımızı sabah çıkardık. Ben tuzladım işte. Hani hatta sabah kahvaltısını yapıyorlar da, biliyorsun toprak sararmış bu şekilde. Yani toprağın sararması yani hayvanlar için kötü. Zira yani ilkbahar biliyorsun çok yağışlı geçti. Yani bilakis ben zaten Haziran'da askerden geldim. Haziran, Temmuz, Ağustos aylar hep yağışlıydı. Hatta ekin zamanında sürekli yağmurdan dolayı ekinler hasat zarar görüyordu, erteleniyordu, aksıyordu falan filan. Eylül'e geldik. Yani ekim bitmişti bizim burada. Hani Eylül'de kurak hava yani kurak hava başladı. Eylül çok kura geçti. Geldi Eylül'ün sonu, Ekim başı gibi yağmur yağdı. Ekim'de de, ondan sonra Ekim'de de full, yani şu anda bile, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hani bugün bile hani şimdiye kadar hava kurak geçiyor. Yani şu ana kadar bir ya da iki defa yağmur yağmıştır ama yine de ilkbaharın yani kurak geçmemesi, yağışlı geçmesi, bu yani bu 2 ayın kurağını bir nevi yani etkisini azaltıyor. Ama yine de hayvanlarımız etkileniyor tabii, kurak geçen hayvan, hani hastalanmalar, ne bileyim, bu tür olaylar artıyor bir nevi, ya nasıl diyeyim, öyle diyeyim. Son olarak bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Mesela şöyle güneş de vuruyor. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı. Bugün Cumhuriyet ilan edildi. Ben Cumhuriyet'e karşı değilim. Yani Cumhuriyet tam anasıyla yaşandığını da ben düşünüyorum.
Yani zira cumhuriyet ilkesi, biz cumhuriyeti incelediğimizde, araştırdığımızda, onun temeline indiğimizde cumhuriyet harbiden çok güzel ama maalesef yani günümüzde tamamen siz biz cumhuriyeti yaşayamıyoruz. Bu bir gerçek. Yani ister kabulen ister yadırgayın, bu bir gerçek. Ondan sonra yani Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımıza yani milli bilinci uyandırmamız gerekir. Bir saniye. Bir hayvan önüne gidip sonra. Size şöyle hayvanları göstereceğim. Hayvanlar yani dün aşı olduğu için, bir de ciğer aşısı çok yağlı bir ilaçtır. İğnedir yani. Hayvanlarımız yani bir nevi yani yürüyemez hale gelmişler. Bazıları çok, bazıları hafif, bazıları da iyi. Göstereyim bu şekilde. Bak şu koyun var ya bak. Ağır ağır şu hemen. Yok. Bu değilmiş de. Bak şu hemen nasıl gidiyorlar. Hani harbiden yağlı bir ilaç olduğu için hayvan yani hayvan zaten direkt ne diyorlar ya? Ön ayağının üstüne işte bil. Ne o? Nasıl oluyor ya? Neyse. Orası işte. Hayvanlar bunun için biraz çok ağır hareket ediyorlar. Hatta şöyle göstereyim mi? Gözüküyor mu? Bak. Hayvanlarımız hareket etsin böyle. Hareket et bak. Çok ağır hareket ediyor. Normalde hayvanlar şeydi biraz. İsmi nedir? Hareketli olurlar. Bu onları yavaşladı tabii. Dün herhalde biraz hayvanlarımız gezmiş. Yani ondan kaynaklanıyor tabii. Şunu merak ediyorsunuz değil mi? Sürekli çıkıyor ama bu benim şarj kablom. Dün akşam telefonumu şarja koymayı unuttum. Telefonu şarja koymayı unuttum için sabah şey aldım. Power bandı aldım işte. Takılı şimdi buradan çıkardım. Sabah biraz soğuk olduğu için montumu da giydim. Şurada buradan çıkmış. Hani ondan sonra bir de bugün Mevlid Kandili, biliyorsun Mevlid gecesi. Hani biz çok şükür bugün yani bu akşam sahura kalktık. Oruçluyuz şimdi. Allah kabul etsin inşallah. Hani Mevlid Kandilimizle en içten duygularımla kutluyorum. Buraya da değinmeden geçmek istemiyorum. Zira hani başta Fransa, Amerika, Almanya olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın bazı ülkelerinde dinimize yönelik çirkinlikler, peygamberimize yapılan çirkinlikleri yani kınamalı mıyım? Şöyle bir cümle var. Aslında onu kınamayı biraz araştırmam gerekir. Neden biliyorsunuz? Çünkü yani Peygamber Efendimiz kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz diyor. Yani ben bu kınamayı yani biraz araştırdıktan sonra bu kelimeyi kullanmaya gayret edeceğim. Zira hani yani biz kınıyoruz ama hani bunun gerçek manasını ben kendim araştırıp görmem gerekir. Bilmem gerekir. Yani kesinlikle reddediyorum. Zira onlar ne kadar kötüleseler yani şey yapsalar bizim yani biz ümmet olarak inşallah bir şeylerin bilincine varıp birlik olabilmeyi nasip eden olayla bakıyorum şahsen. Yani diyorum ki inşallah bu ümmetimiz için yani ümmetimizi ayağa kaldırmanın bir fırsatıdır. Yani bir Allah'tan gelen bir yani bir mucizedir, açık bir mucize gibi görüyorum. Yani inşallah görüyorum dünyada da yani İslam ülkelerine, İslam coğrafyalarında halkımız harbiden ciddi bir şekilde buna tepkisini gösteriyor. Birlik olmaya çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra da biz ümmet olabilmeyi yani yarınlara da umutlu bir şekilde kenetlemeyi başarırız. Zira yani biz ümmeti bırakmışız. İşte sağ sol renk, ırk, ne bileyim bu tür şeylerle biz uğraşıyoruz. Mezheplerle uğraşıyoruz. Allah hepimize akıl fikir versin inşallah. Hani biz eğitim